Merhaba lan YouTube gençin karakter rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de Fischl karakterinden bahsedeceğiz. Ve hadi hemen şöyle bir başlayalım. Bu bölümde Fischl'ın genel özelliklerinden, yeteneklerinden, takım yıldızlarından, silahlarından, yadigarlarından, takımlarından ve malzemelerinden bahsedeceğiz. Bunların hepsini zamanlarını aşağıda görebilirsiniz. Onun dışında eğer ki bu seriyi de beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Aynı zamanda kanal destek olmak için de süper teşekkür veya katıl aboneliklerini de kullanabilirsiniz. Ve hemen genel özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle fişal bir elektrik karakteri. O kullanan bir karakter gördüğünüz gibi ve sap DPS karakteri main DPS olarak da kullanabilirsiniz oyun başında ama eğer ki oyunda bir aşamaya geldiyseniz artık bunu kullanmanıza gerek yok. Onun yerine dediğim gibi sap DPS olarak kullanabilirsiniz. Tier listelerde ikinci sıradaki ki 4 yıldızlı bir karakter için ikinci sıra iyi bir sıra. Yani daha iyi olanlar var elbette mesela burada da gördüğünüz Shinku gibi. Daha iyileri var elbette ama ikinci sırada gayet güzel bir sıra. Yani yine takımınızı alabileceğiniz bir sıra, kasmak isteyebileceğiniz bir sıra. Onun dışında en önemli özelliği Fischl karakterinin element yeteneği element patlaması ile birlikte sıfırlanabiliyor. Bu yüzden de sürekli elektrik hasarı veren ortada bir tane karakteriniz oluyor, bir tane adamınız oluyor. Ve siz bu sahadan çıktığınız dahil çıksanız bile devam ediyor. Ve aynı zamanda ek saldırılar falan da yapmanızı sağlıyor. O yüzden gayet güzel bir element yeteneği var. Sadece element patlaması bu nedenden dolayı birazcık güçsüz kalıyor. Çünkü ekstra bir element patlaması yok aslında. Sadece element yeteneğinin yeniden sıfırlanmanızı sağlayan bir tane patlamanız var. O kadar. Onun dışında bakalım başka bir özellikleri var mı? Yüksek bir saldırı hızı var bir de. Şöyle vuruşta diğerlerine göre daha hızlıymış işte. Bu kadar yani. fişanın çok bir detay özelliği yok açıkçası. Hemen yeteneklerinden başlayalım. İkinci olarak. Burada gördüğünüz gibi E'ye atıyoruz. O da vurmaya devam ediyor bizimle birlikte. Aynı zamanda biz vurursak da bizle birlikte de vurmaya devam ediyor eğer sağda değilse. Bu noktadan sonra yeniden E'ye basıp alanını değiştirebiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Ya da işte element patlaması ile birlikte yeniden alabiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi oldukça uzun bir süresi var. Ama tabii bu süreyi de diğerlerine geçeceğiniz için genellikle kapatacaksınız zaten. Şöyle gelelim mesela böyle gördüğünüz gibi. Bunu yapıp yeniden bırakıyorsunuz. Aslında E yeteneğiniz de o. Şöyle birazcık da elektrikle vuralım. Ha. Bu arada fişadan şöyle vurmasını da göstereyim diyecektim. Galiba bunda fişadan vurması yokmuş. Fişadan değil uzun pardon. Vurması ekstradan yokmuş. Çünkü Constellation'larla geliyordu o takım yıldızlarla. O yüzden öyle bir sıkıntı oldu. Hemen şöyle yeniden gelelim. Şöyle şu yetenekleri en azından kullanalım da. Bu arada sadece bir kere vuruyorsunuz E yeteneğinizle. Pardon ulti yeteneğinizle. O yüzden ekstra etrafında dolaşmanıza gerek yok. Tabi sanırım bir taneydi. Genel olarak bu şekilde işte. Az bir şey aydınlandım. Biraz sonra yeniden kararacağım ama her neyse. Önemli değil. Yanlış tuşa bastım ben. Neyse geliyorum hemen. Hemen geldim şöyle. Şimdi yeteneklerinden bahsedelim. Öncelikle malzemelerini zaten aşağıda görebiliyorsunuz. Onun dışında hemen buradan okuyalım. Bunlar normal bizim yani bütün okçuların yetenekli, bütün yay kullananların yeteneklerinin aynısı zaten. başka herhangi bir özelliği yokmuş. Buraya gelelim. Element yeteneği Ozu çağırır. Karanlıktan oluşan gecenin kuzgunu savaş alanına katılır ve yıldırımlar etrafa yayılarak küçük bir etki alanına elektrik hasar verir. Beceri süresi boyunca Ozu yakındaki düşmanları sürekli Frey Kugel ile saldırır. Ozu'nun çağrılacağı yeri ayarlamak için basılı tutabilirsin. Beceri süresi boyunca Ozu tekrar Fischer'ın yanına çağırmak için tekrar basabilirsin. Sonra element patlaması. Ozu alacakaranlık kanatlarını açıp Fischl'ı koruması için çağırır. Beceri süresi boyunca şu özelliklere sahiptir. Fischl ozun şekline bürünür ve hareket hızı büyük ölçüde artar. Yakındaki düşmanları yıldırımla vurarak temas ettiği düşmanlara elektrik hasar verir. Her düşman sadece bir defa çarpılabilir. Bu becerinin etkisi sona erdiğinde Oz savaş alanında kalır ve prensesinin düşmanlarına saldırır. O zaten savaş alanındaysa bu orada bulunma süresine sıfırlar. Gerçekten sadece E yeteneğini sıfırlıyor işte başka bir özelliği yok. Gelelim buraya diğer yeteneklerimize. Bu arada sıralamasını söyleyeyim de önce buradayken. Sıralamasında öncelikle element yeteneğiydi yanlış hatırlamıyorsam. Şurada notlarım var oradan hemen bir bakacağım. Aynen element yeteneği sonra element patlaması sonra da düz vuruşlarınıza artı basmanız gerekiyor. Fischl tamamen yüklenmiş hedefli atış ile ozu, vurdu, vurduğunda ozun uğultulu intikamı sahaya çöker ve okunu verdiği hasarı sene denk elektrik alan hasar verir. Yani ozu vurmanız gerekiyormuş. Bu özelliği ben bilmiyordum bu arada. Hemen şuna bir bakmak istiyorum. Şöyle vurduğumuzda. E vuramıyorum Ozu. Şöyle düz vursam. Şu an vuramıyor değil mi? Evet vuramıyor yani. Yok vuramıyor garip. Bilmiyorum belki başka bir şey kastediyordur gelen buraya. O savaş alanındayken aktif karakterin elektrik içeren element tepkimesini tetiklerse düşman uğultulu intikam ile çarpılır. Bu darbe fişanın saldırısının %80'i kadar elektrik hasarı verir. Yani başka elementlere sahip olmanızı istiyor. Onunla vurmanız iyi olur diyor. Monstat de keşfe gönderildiğinde harcanan zaman %25 azalır. Yani normalde 20 saatken 16 saate düşüyor. Daha kısa da gönderebilirsiniz elbette. Ama genellikle en yükseği gönderiyoruz. O da 20'den 16'ya düşürüyor işte. Onun dışına gelelim yerlere Bu arada onun dışında demeyi bırakmam lazım ya. Yeter ya lanet olsun. Bu set yani artık kullanılan bir set değil açıkçası. Bunun yerine şu seti kullanmanız daha iyi olacaktır. Hemen göstereyim size. Burada Fontaine'e geliyorsunuz. Ve Fontaine'de şuraya geliyorsunuz. Buradaki altın kumpanya setini almanız gerekiyor. Bu set en iyisi olacaktır Fischl için. Hemen altı özelliklerinden ve en altı özelliklerinden de bahsedeyim. Gerçi evet, neyse silahlarla yadigarların sırası değişti artık yapacak bir şey yok. Burada her zaman can geliyor zaten burada her zaman saldırı geliyor burada saldırı yüzdesi alacaksınız burada elektro hasarı alacaksınız elektrik hasarı ya da burada da kritik oran veya kritik hasar almanız gerekiyor alt özelliklerde kritik hasar veya kritik oran Ondan sonra neydi? 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 Saldırı yüzdesi. Sonra da element ustalığı almanız gerekiyor. Bunların en alt özellik olarak da. Hemen silahlara gelelim geri. Silahlarda kirişsiz yayı kullanabilirsiniz. Zaten en popüleri kirişsiz yay. Ama bunun dışında ilk önermem gerekenler aslında şunlar. Öncelikle buradan ben okuyacağım. Siz de resimlerini göreceksiniz. Göklerin lirini alabilirsiniz. 5 yıldızı kritik oran veriyor. Son ağıt alabilirsiniz. 5 yıldızlı enerji yüklemesi veriyor. Sonra gece avcısını alabilirsiniz. 4 yıldızlı saldırı yüzdesi veriyor. Sonra buradakine kirişsiz yayı alabilirsiniz. 4 yıldızlı element ustalığı veriyor. Ve bir tane de free to play olarak da gerçek kirişsiz yayı falan da ama yani wish'ten alıyorsunuz bunları o yüzden free to play sayılmaz. Rüzgar çiçeği kasidesi alabilirsiniz. 4 yıldızlı element ustalığı veriyor. Bunlardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Şimdi takımlara geçelim. Bunun için hemen buradan çıkmam lazım. Daha ben niye niye unuttuğumu fark ettim. Tamamen her şeyi unutmuşum ben. Arada öncelikle takım yıldızlar vardı. Neyse takım yıldızlara bakalım. Arka takım yıldızlar ve takım yıldızlar. Gizemli Kuzgun'un gözü diyor. O savaşta olmasa bile Kuzgun gözleriyle Fischl'a göz kulak olur. Fischl bir düşmana normal saldırı yaptığında Oz da onunla ortak saldırır. Ve Fischl'ın saldırısının %22'sine denk hasar verir. İşte buradan sağlıyor aslında ekstra vuruşları. Gerçekten de takım yıldızlar gerekiyormuş. Sonra gece kuşu kullanıldığında ek olarak %200 saldırı hasar kadar hasar verir ve becerinin etki alanı %50 artar. Bu arada yüzüme ışık geliyor ya neyse. <laughs> neyse önemli değil bu element yeteneğini güçlendiriyor. Gece yanılsaması kullanıldığında çevredeki düşmanların saldırısının %100, %222'si kadar elektrik hasarı verir. Fischl beceri süresi sona erdiğinde canının %20'sini yeniler. Bu da oldukça önemli. Burada element, ulti yine güçleniyor. Oz'un savaş alanında bulunduğu süreyi 2 saniye uzatır. Buna ek olarak o savaş alanındayken aktif karakteriyle ortak saldırarak Fischl'ın saldırısının %30'u kadar elektrik hasarı verir. Bu sefer yani sadece Fischl değil ekstradan başka kim varsa onun da vurmasını sağlıyor. Bu ama oz alandayken de vurmasını sağlıyor. Bu oz alanda değilken vurmasını sağlıyor. O yüzden önem sıralaması aslında 6. sonra 1. şeklinde. Diğerlerini de daha sonrasında alabilirsiniz elbette ama zaten 4 yıldız olduğu için 6'ya kadar gidebilirsiniz ve olabildiğince bunu almaya çalışın. Şimdi takımlara geçelim işte. Öncelikle Fischl bir sub DPS karakteri olduğu için genellikle main DPS karakteri yanına lazım. Bunlar önemli olanları aslında su karakterleri. Birazcık tartılıyor olabilir mesela. Onun dışında Ayato olabilir mesela ve New Violet olur mesela. Bu karakterleri alabilirsiniz main DPS olarak yanına. Aynı zamanda bir iki tane de elektrik karakteri var. Bunları da tercih edebilirsiniz main DPS olarak. Yamiko olabilir mesela ama Yamiko genelde sub DPS ama hani ikisi de sub DPS ve main DPS karışımı olduğundan dengeleyebilirler birbirlerini. Tercih edebilirsiniz eğer varsa. Beidou'yu tercih edebilirsiniz eğer takımınızda varsa. Bu tarz karakterler dediğim gibi güzel bir main DPS olabilir yanında. Onun dışında onun dışında sakroz olabilir bu sub DPS olarak. Sakroz olabilir ve Kazuo olabilir. Bunları tercih edebilirsiniz güzel karakterler. Sonra Benet olabilir healer olarak. Jean olabilir. Ve VVV Diana olabilir yanında healer olarak. Bunlar güzel olacaklardır. Ve sonra geçelim malzemelere. Malzemeler için öncelikle galiba şuraydı. Aynen buraya gelmeniz gerekiyor. Burada şiir felsefesini almanız gerekiyor. Çarşamba ve cumartesi günleri alıyorsanız Monstadt bölgesinde. Monstadt'ta yani her neyse. Sonra canavarlarımız. Hemen canavarları şuradan takip ediyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Düşmanlara tıklıyorsunuz. Sonra kolay düşmanlara tıklıyorsunuz. Ve burada şu okçuları takip ediyorsunuz. Nişancı hili takip ediyorsunuz. Burada bunları almanız gerekiyor. Bu arada malzemelerin hepsi aşağıda yazıyor zaten. Sonra bitkilere gelelim. Bitkiler için şuraya bir tane harita koyacağım ama siz interaktif haritadan baksanız daha iyi olur. Çünkü burada zaten küçücük görüyorsunuz ama her neyse. Sonra geçelim haftalık bossumuza. Haftalık bossumuz burada. Buradaki şu arkadaşı almamız gerekiyor. Poyraz'ın ruh madalyonu. Bunu toplamanız gerekiyor. Ve haftalık, bunu pardon normal bossunuz da buradaki. Buraya gelirken bir tane buz karakteri veya ateş karakteri almanız en iyisi olacaktır. Ben burada Ayaka'yı tercih edeceğim ve sürekli yani buz veya ateş hasar veren biri lazım. Mesela Benet de olur. Benet de gayet hızlı bir şekilde ateş hasar veriyor. Onu da tercih edebilirsiniz. Ama mesela ayak aldığınızda tek seferde çok rahat bir şekilde yeneceksiniz bunu. Ama tabii ben tek seferde yenmeyecek şekilde ilerleyeceğim olabildiğince. Tabi aşırı güçlü vurmazsam. Bu arada hemen şunu vurayım da. Öncelikle böyle vurup bunu düşürmemiz gerekiyor. Yere düşürdükten sonra artık buz veya ateşle dediğim gibi şurada oluşacak şeylere böyle vurmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi ben olabildiğince hadi sonuncuyu sadece bırakalım ya. Sonuncu yeter. Bunları bıraktığınızda yani yeterli bir hızlı bir şekilde yapamazsanız gördüğünüz gibi böyle canının bir kısmını yeniden dolduruyor ve bize saldırmaya başlıyor. Saldırılarından böyle rahat bir şekilde kaçabiliyorsunuz zaten Ve bundan sonra yeniden ortaya geliyor ve yeniden Buz veya ateşte onu Tokatlamanız gerekiyor bunları Gördüğünüz gibi suyla falan da tokatlayabilirsiniz ama daha yavaş tokatlıyorsunuz O yüzden en hızlısı buz ve ateşle tokatlamak Yani Birazcık saçma bir cümle ama her neyse işte O şekilde yapabilirsiniz ve Bu bossu da Kesebilirsiniz Hadi hemen gelelim official'a ve bölümü de bitiririm. Çünkü artık kafamda toplayamıyorum cümleleri. Birazcık yorulmuş olabilirim ama yani neyse. Böylelikle bir bölümü daha bitiriyoruz. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın. Discord'a gelin falan filanlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bayağı karıştırdım her şeyi ya ama neyse.